Karşılaşmada 13. dakika. İşaret geldi. Kafalardan seken top Oğuzhan'ın kucağında kaldı. Ceza sahasına doğru gelen top Oğuzhan çıktı. Topa sahip oluyor tecrübeli isim. Hemen eliyle oyunu kurdu Oğuzhan. Ertuğrul'la hızlı atak şansı peşinde Göztepe. Pası Cihan Yılmaz, Timur ve Halil var. Sağ kanattan atağa destek veren isim Samet. Samet Kartal. Samet ceza sahası içine girdi. Samet topu hala Samet'te. Açısı dar. Vuruşu kaleciden dönüyor. İkinci pozisyon. Vuruş ve gol. Top ağlara gitti. Gol. Göztepe 1-0 öne geçiyor. Timur Kosovalı attı o karambolde. Karşılaşmada 16. dakika. Göztepe 1. Kahramanmaraş Spor 0. Evet abi, beklenen gol. İlk 15 dakikanın sonunda geldi. Yine Samet'in imzası var diyebiliriz tabii, pozisyonda. Yine Samet'i kutlamak lazım. Topu taşıması ceza sahasına kadar. Oradan herkes pas beklerken topu kaleye yönlendirmesi tabii defansın şeyini şaşırttı. Kaleci de topa müdahale etti. Orada i̇şte bir karışıklıktan yararlandı. Golü bir kez daha izliyoruz, evet, değerli izleyiciler. Oradan içeriye pas beklerken herkes Samet şut atmayı tercih edince ters bir hareket yapmış oldu ama Göztepe'nin lehine bir hareket yaptı kendisi. Yolcu Mansız'ın yerine oyuna dahil oluyor. Bu arada Ramazan Durdu'nun pası. Tayfun kaleciyle karşı karşıya. Tayfun vuruyor, yandan out'a gitti. Tehlikeli geldi. Kahramanmaraş Spor bir an için Göztepe savunmasında hata ve topla buluştu sağ çaprazda. Tayfun Özkan ekranlarınızda. Savunmada kafayla uzaklaştırdı topu. Şimdi Göztepe Ata önünü almayı başardı. Sol kanattan gelişiyor Göztepe Ata. Mustafa vurdu. Yandan dışarı gidiyor. Mustafa Tiryaki ile gole yaklaştı Göztepe. Etkili kullanamadı pozisyonu. Çok iyi Halbuki önünü almıştı kafayla. Halil de iyiydi. Burak Keskin'in yanında ona şans verdi bu maçta. Ertuğrul indirdi Mustafa. Halil önünü aldı. Çok iyi sıyrıldı. Halil, Hayrettin var arkasında. Halil'in pası. Yeniden Halil, Mustafa paslaşması. Araya giriyor Kahramanmaraş Spor savunması. Aferin. Çok iyi paslaştı gerçekten. Halil yine klasını konuşturdu. Harika döndü. Bakalım bir kez daha yüzümüzü güldürecek mi? Uçağı. Umut, şimdi Halil. Umut yeniden pas istedi. Halil içeri doğru yöneldi. Halil kaleyi karşısına aldı. Halil'in pası. Samet sol ayağını aldı. Samet geriye çıkardı. Uzaklardan vuruş, üstten out'a gidiyor. Bu da Kahramanmaraş Spor başarısı için ter döküyor. Göztepe'de ise Ali Akburç birazdan oyuna girecek. Umut'un pası çok. Mustafa'nın önünde kaldı. Mustafa sol ayakta vuruşu. Savunmadan sekti. Kaleyi iki kez sarı kırmızılar. Mustafa faul olması lazım. Oyun sürüyor. Dede o noktada. Şimdi düdük çaldı. Faul işaret etti karşılaşma hakemi. Göztepe kullanacak. Umut ayağa kalktı. Hemen kullandı sarı kırmızılar. Halil Akbunar pası. Kaleciyle karşı karşıya Ali vurdu ama offside bayrağı havada. Ali Akburç bir an için savunmanın arkasına sarkmıştı. Yok. İyi hareketler. İyi sağdan. Ali'nin pası. Umut yerde kaldı. Evet. Kırmızı kart mı? Son adam pozisyonundaydı ama hakem sarı kartla geldi. Bakalım. Sarı kart. Sarı kartı vardı zaten yanılmıyorsam Erdinç'in. 26. dakikada eğer Erdinç'se o sarı kartı görecek isim, kırmızı kartla oyun alanının dışına çıkacak. 10 kişi kalacak Kahramanmaraş Spor. Bakıyoruz. Kart kime çıkacak? Umut iyi sıyrılmıştı o noktada. Evet, kırmızı kartını çıkardı karşılaşmanın hakemi. Pozisyonu biz bu arada tekrar izliyoruz. İkinci sarı kart ve kırmızı kart. 61 numaralı formasıyla Erdinç Gedikli değerli izleyiciler. İkinci sarı kartla ardından çıkan kırmızı kartla oyun alanını terk ediyor. Evet, öngörümüz gerçek oldu. 5 tane sarı kartlı oyuncusu vardı. Ve evet, o sarı kartlardan biri Erdinç. Çok sert bir oyunu tercih ediyor. Sürekli oyuncuların üstünde. O nedenle böyle sürdürmesi, bu ligi böyle götürmesi mümkün değil Kahramanmaraş Spor'un. Yani
bir maçta 4 sarı kart bir kırmızı kartla geçirebilecek. Gitmez böyle bu lig. O nedenle daha temkinli olmak zorunda. Ha, bu pozisyona bakarsan... Direkt yapma... kırmızı olabilir miydi? Arkada savunmanın yanında bir oyuncu var. Evet, bu pozisyona giren bir oyuncu var Umut'un yanında. Hani sarı kart doğru fakat yapması gereken yerde yaptı aslında. Evet. Böyle sarı kart göreceksin ama kırmızı kart görmeyeceksin tabii. Çünkü sonuçta goldü o pozisyon eğer müsaade etse. Umut iyi dönmüştü. Umut iyi döndü. İşte bu da gol. Yarı penaltı bu. Bu da gol. Karşılaşmanın 88. Evet. dakikası. Onur barajı uyarıyor. İşaret geldi. Vuruş sert vuruş. Aa, kaleci başarılı. Nefis. Çok iyi vurdu gerçekten. Ali Akburç ekranlarınıza değerli izleyiciler. Uzatma dakikaları içindeyiz. Göztepe'nin 16. dakikada Timur'un attığı golle 1-0 üstünlüğü var. Konuk ekip duran toplarla gol arıyor Göztepe kalesinde. Bu arada ters vurulmuş. Evet. Oğuzhan. Evet, Oğuzhan çok süper kritik, aldı. Kritik, kritik bir pozisyon. Tufan. Halil çok iyi aldı önüne. Halil Akbunar sol kanattan akıyor adeta Halil. Savunma kafayla muhteşem kornere gönderdi. Karşılaşmanın hakemi son düdüğü çalacaktır. Dedenin taça gönderdi ve son düdük geliyor. Göztepe ikinci haftayı da kayıpsız geçiyor değerli izleyiciler. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grubun yeni lideri Göztepe 2'de 2 yaptı.